bu ileride karar verilecekse, şimdiden niye vakfın ismi gündeme geldi? Niye vakıflar, dernekler gündeme çatır çatır ilimiz ve milletvekilimiz televizyonda da bunları konuşuyor. Söylüyor. Şimdi biz bunları burada konuşmadan, tartışmadan şey yapmadan alele bak vebala giriyorsunuz. Bak bunun vebalini, bak bu vebali bir iş. Bak Elazığ kamuoyuna sizi şikayet ediyorum. Biz bunu bütün platformlarda bütün değişmeyeceğine göre fazla bir şey söylemenize gerek yok. Sayın Genel Sekreter. Aynı şeyi tekrarlayacağım. Çünkü burası benim burada milletimizin 6 trilyon parası buraya gitti. Bu parayı alacak mıyız geri? Hangi hizmetten kısıp burayı ödeyeceksiniz parayı? Siz kendi kafanızdakini söylüyorsunuz. Olur mu öyle şey? Bakın tekrar söylüyorum. Evet. Şu andaki kararla sizin söylediğinizin hiçbir alakası yok. Siz bunu tartışın. Tartışmaya da devam edin. Bunda da hiç sakınca yok. Söylediğiniz doğru. Tartışma ortamına da getirin. Bugün de tartışın, yarın da tartışın. Bakın tartışın zaten doğrusu da bu. Tartışmadan doğruyu bulamazsınız. Ancak bugünkü karar bu değil. Sayın Genel Sekreter, zaten size yetki verilmesiyle ilgili bir itirazımız yok. Seve seve hepimiz evet diyoruz. Hayır, Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, biz bu maddenin bugün ertelenmesiyle ilgili net bilgi sahibi olmak için buraya çağırdık yani. Genel Sekreter, burada gelip burada bu konuyla ilgili, siz bu konunun uzmanı olmadığınızı ben biliyorum. Siz sadece yetkiyle ilgili, biz başkana dedik ki, bak siz bu konunun uzmanı değilsiniz. Farklı bir şey değilsiniz. Bu işle ilgili alakalı arkadaş var, biz bunu başkana da söyledik ki bu konuyla ilgili meclisi bilgilendirin. Siz burada yetki istiyorsunuz farklı da. Sizle ilgili alakalı değil. Biz sordum, dünkü sordum. Ya size göre olmayabilir. Turgay Bey. Bu Elazığ meselesi size göre olmayabilir. Sizin her yaptığınız Allah'ın emri doğru mu? Yanlış şey yanlış demeyelim. Demeyelim yanlış. Konuştuğumuz madde bu değil. İstediğinizi söyleyin. Biz yanlış olduğunu söylemeyelim. Sen de mi aradın? Konuştuğumuz madde o değil abi. Yetki verilmesi, hadi şişe verilmesini konuştuk. Ya biz bu ilk konuyla ilgili. Beyefendi, beyefendi bak. Hep aynı nakaratı yapıyorsunuz. Benim söylediğim açık net. Ali Bey buraya kendi yetkisiyle ilk geldi. Biz burada ne konuştuk? Dedik ki bu konuyla ilgili bilgi sahibi kim varsa gelip meclisi bilgilendirsin. Demedik Osman başkanım. Bey, Osman Bey ben bu konuyla ilgili Ali Bey bilgini de bilgi vermek için çağırdık. Ve Ali Bey'e teşekkür ederiz kardeşim. Kendi yetkisi için buraya gelmedi. Başkanım Ali Bey'e teşekkür ederiz. Bizim derdimiz Ali Bey'in buraya gelmesi gitmesi lazım değil. Ama burada Ali Bey değil de Ahmet Hüseyin yani bu. Başkanım Ali Bey bu konuyla ilgili bilgi birikimi çalışması yok. Var, yok. Daha yeni gelesek. Onunla ilgili. Peki o zaman. Gel arkadaşım. Ali Bey, çok başkan bir şey sorarak. Çok teşekkür ederim. Bir şey vermek istiyorum. Tamam. Ali Bey'in bilgi arkadaşlar ayrılmak için konu Ali Bey bunun bilgi birikimi vermeyecek. Yoksa bilgi kim verecek yani? Yani dediğiniz bir şey varsa onu getirin. İsim mi vereyim? İsim mi vereyim? Başkan biliyor kimin geleceğini bu konuyla ilgili. Kimin buradaki bu inşaatı takip eder? İnşaatın kontrolü kim bu daire içerisinde? O gelecek. Şu anda maddeyle ilgili konu Ali Bey'i ilgilendiren bir konuydu. Ali Bey o bilgiyi verdi. O dediğiniz şeyleri daha sonra biz aramızda tartışacağız. Bak dediğimiz şeyleri tartışmayı bırakalım. Biz yeter devam edeceğiz. Kapattım. Yok öyle bir isim. Öyle kim yok? Ya siz neyi savunuyorsun? Dur bana söyle. Sen yanlış söyledin. Eksik söyledin de ben sana cevap vereyim. Sen neyi savunuyorsun şimdi? Söyle bana. Ben şu anda bu projenin doğru olduğunu... Kim demiş yanlış konu? Bir dakika. Projeyi ya aynı nakaratı yapıyor ya. Değerli arkadaşlar. Ya beyefendi senle konuştuğun farkında mı? Yarın 11'de görüşmeniz de normal. Ahmet Orhan. Yani burada... Ya daha bu vakıfa verilecek mi verilmeyecek mi? Belli değil. Sorabilirsin. Hakkın var. Biz de seni test ettik. Tamam arkadaşlar. Bilgi versene. Değerli basın arkadaşlar. Aynı şey diyoruz. Kapatıyoruz. Bunu yani görüşmek üzere. Tamam. Bir tekrar kalana kadar sonra kadar. Bu arada sana telefonunu soracağız. Eğer burada Elazığ'ın hakkı söz konusu da hak beraber. Hak Elazığ'ın. Hak bizler hazırlıyız bunu. Teşekkür ederim. Tamam. Ben şey istedim. Başkanım siz hemen alelacele oylama yaptınız. Zaten alelacele oylama yapmanıza gerek yok. Oy çok, oy sayınız fazla.
sayınız fazla. Bunu başkanım. Başkanım. Hayır. Hayır. Biz takip ettiğimiz davanın sahibiyiz. Biz kendi şahsımızla ilgili bir şeyler. Şimdi ya sorun zamanı gidiyor. Bana sorma. Başkanlar sorma. Başkan bilmiyor. Ya Ya ben razı olayım. Ben razı olayım.